Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan, bugün sizlerle Eren Ceylan'ın tasarladığı 2022 modunun incelemesini yapmaya çalışacağım. Genelde yani başkaları tarafından tasarlanan modları pek incelemiyorum ama Eren tanıdığımız bir insan, yani yabancı birisi değil. O yüzden çıkardığı modu da bir incelemek istedim abi. Şu ana kadar hep o bizim yaptığımız modları inceledi. Dedim bir kere de roller değişsin. Ben de bir kere onunkini inceleyeyim abi. Sonuçta ayda yılda bir senaryo mod çıkaran bir insan. Hatta neredeyse hiç çıkarmıyordu. İlk kez böyle bir girişimde bulundu. Sadece ufak senaryolar çıkarıyordu Arda. O da çok önceden de birkaç sene önceydi. Madem çıkarmış böyle bir mod, biz de inceleyelim o zaman dedim abi. Yani bir kere olsun roller değişsin dedim. Şimdi ben böyle çok hani mod incelemesi yapma konusunda profesyonel birisi değilim. Mod yapımı konusunda tamam, belli bir tecrübem var ama inceleme konusunda Eren benden daha iyiydi tabii ki. Yani ben iyi şey yapmaya çalışacağım, iyi incelemeye çalışacağım. Böyle tamamen eleştirmek için yaptığım bir videoda değil, tamamen övmek için aman bu modu kesin indirin demek için yaptığım bir videoda değil. İnceleme yapacağım ya abi, işte iyi yanları söyleyeceğim, kötü yanları söyleyeceğim. Kendimce tabii, size göre iyi olmayabilir, kötü olmayabilir vesaire. Şimdi ben ilk olarak şöyle bir senaryo yaratan kaç adet event olduğuna bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Toplamda 18 adet event var. Yani şimdi ben hep şunu savunan biriyim. Eventlerin sayısı tamam, o da önemli ama eventlerin işlevleri daha önemli derim abi. Ama yani bir 2022 senaryosu için biraz daha fazla event olmalı. Tabii gelecek sürümlerde daha da fazla event eklerler diye tahmin ediyorum. Ama bu modun tek özelliği eventleri değil tabii ki. Eventler de ayrı bir özellik kattı tabii ki ama tek özelliği eventler değil. Pek çok ülkedeki iç savaş eklenmiş abi bu haritaya, bu moda. Afganistan'ı mesela tamamen Taliban hükümetine vermişler. Doğru olmuş. Onun haricinde Kafkaslar'da yine bazı özerk devletler kurulmuş durumda. Suriye iç savaşı eklenmiş. Age of Story 2'nin kendi haritası Suriye iç savaşına gerçekten uygun bir harita. Güzel de olmuş abi. Güzel eklemişler. Onun haricinde evet, Libya iç savaşı eklenmiş. Sınırlarının doğruluğundan emin değilim abi. Ben tam da bilmiyorum zaten Libya iç savaşının sınırlarını. Yani bunlar haricinde haritada pek bir değişiklik yok gibi görünüyor ama bildiğim kadarıyla ideolojilerle ilgili de birkaç değişiklikte bulunmuşlar. Ayrıca bazı devletlere bizim Conquerors'ta kullandığımız yolunu seç özelliği de eklenmiş. Onu da gördüm. Galiba Fransa'da, Almanya'da falan birçok ülkede vardı diye hatırlıyorum ki eventler zaten tamamen onunla alakalı galiba. Evet abi, Fransa'da da var. Demokrasi, faşizm, komünizm. Ama bunlar herhangi bir etki etmiyor abi bildiğim kadarıyla. Yani sadece ideolojinizi değiştiriyorlar. Ha bir de devletiniz tabii ki oyunun kendi mekanikleri gereği değişiyor. Yani faşizmi seçince örneğin Vichy Fransa'sına evrilmiş oluyorsunuz. Türkiye ile bir oynayalım mesela. Gameplay'i Türkiye ile yapalım abi. Şöyle bir bakalım. Evet, Türkiye'de aynı şekilde bir yolunu belirli eventi geldi. Demokrasi, faşizm, komünizm. Yani mesela tabi bu fikir vermek amaçlı şimdi söyleyeceklerim. Mesela şöyle bir şey eklenebilirdi abi, bizim Conquerors'ta yaptığımız gibi olabilirdi. Demokrasi seçince mesela ayrı bir devleti formlamaya çalışabilirdin. Faşizm seçince ayrı bir devleti formlamaya çalışabilirdin. Komünizm seçince ayrı bir devleti formlamaya çalışabilirdin. Alternatif bile olsalar formlama eklense güzel olabilirdi. Ama bu yolunu belirli eventi de yani hiç değilse oyunun başında kendi yolunuzu seçtiğiniz için ayrı bir hava katmış. Şöyle bir sıkıntı var, bu Conquerors için de geçerliydi. Conquerors'ta da böyle bir sıkıntı vardı. Şimdi siz bu eventi, bu yolunu belirli eventi ne kadar çok devlete eklerseniz o kadar çok devlet çok değişiyor abi. Yani bakın tamam, biz demokrasi seçtik diyelim. Abi Fransa bir, Almanya birden Doğu Almanya oldu. İşte İspanya'nın ideolojisi birden komünizm oldu. Yani bir turda, sadece ilk tur içerisinde bütün dünya birdenbire değişime uğruyor abi. Bu biraz ilginç oluyor. Yani tamam bu tabii ki modun hatası değil. Böyle olmak zorunda. Başka bir şekilde bu sistem eklenemez. Ama tıpkı Conquerors'ta olduğu gibi bunda da bu işe birazcık acayiplik katıyor abi kesinlikle. Yani bir anda sanki bütün dünya ideolojilerini değiştiriyormuş gibi oluyor. Çin'e özel ayrı bir komünizm ideolojisi eklemişler ve mantıklı da olmuş. Çünkü Çin komünizmi tam bir komünizm değil yani bildiğiniz gibi. Yani bildiğimiz Sovyet komünizmi gibi bir komünizm değildi abi Çin'inki. O sebeple eklemesi gayet mantıklı olmuş Çin komünizmine ayrı bir şekilde. Onun haricinde şuradaki vergiler vesaire değişmiş diyebiliyorum. Yani şöyle baktığımızda demokrasi ideolojisinde çok fazla vergi alınabiliyor. Yani demokrasi ideolojisindeki vergi sınırını biraz daha yükseltmiş Eren. Şöyle baktığımızda daha fazla vergi alıyoruz. Bir de yatırımlara epey bir düşürmüş. Yani eğer demokrasi ideolojisine sahipseniz çok fazla yatırım yapmanıza gerek yok. Çok fazla vergi alabilirsiniz. Böyle bir şekilde yorumlamış, böyle bir şekilde yapmaya çalışmış. Onun haricinde diplomatik haritaya baktığımızda diplomasiler galiba sadece bazı ülkelerin ayarlanmış. Değil mi? Bazı ülkeler, belli ülkelerin arasındaki diplomasiler ayarlanmış sadece. Türkiye ile Beyaz Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Novorossiya
dost olarak başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ninkine baktığımızda sadece Ukrayna ile dost olarak başlıyorlar. Bir dakika, bunlar default mu acaba? Ona da bir bakalım abi. Şöyle bir diplomasi haritasını açalım hemen şuradan. Evet, evet abi, bunlar default. Türkiye, Özgür Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lordu olarak başlıyor ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bir savunma paktı bulunuyor. Ayrıca Azerbaycan'ın da bağımsızlığını garanti ediyor. Armenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile arası son derece kötü. Aslında Ermenistan-Rusya arası iyi yapılabilirdi belki biraz daha. Onun haricinde şöyle baktığımda Avrupa devletlerinin arasındaki ilişkiler, birbirleri arasındaki ilişkiler yine güzel yapılabilirdi. Ki yapılmış mı acaba, ben mi fark etmiyorum? Yok abi, galiba yapılmamış. Yani yapılmış gibi durmuyor pek. Avrupa Birliği, bakın mesela şöyle bir sistem vardır. Hani Avrupa Birliği ekleyen bazı kişiler var, modlarını Avrupa Birliği ekleyen. Bu çok saçma bir durum. Çünkü bir tane savaşa girdiklerinde bütün Avrupa Birliği devletleri sizi aynı anda savaşa falan davet ediyor. Sıkıntı çıkıyor. Böyle bir sistem eklenmese bile mesela Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsinin arası biraz daha, bir nebze daha diğer ülkelere göre, diğer ülkelerin ilişkilerine göre daha iyi yapılabilirdi. Eklenebilir bir şey. Yani şimdi biraz sert eleştiriyormuş gibi olmayayım da. Eleştirme amacım şudur abi. 2022, yani modern dünyaya, tamamen modern dünyaya ait bir senaryo yapıyorsanız diplomasi, teknoloji gibi şeylere de dikkat etmek lazım, modern dünyaya dair şeylere. Tamam, bazı diplomasilere dikkat edilmiş, biraz daha detaylı olabilir. Bir dahaki sürümlerde herhalde bunlar da daha iyi hale getirilir abi. Daha çok diplomatik ilişki eklenebilir. Teknoloji oranlarına bakacağım. Şöyle bakalım. Teknoloji, ha, onlar oyuna girip bakıyorduk abi yanlış hatırlamıyorsam. Evet abi, ufak bir kesinti yaşadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son teknoloji seviyelerine bakıyorduk. Şöyle bir teknoloji seviyelerine bakıldığında, yani tabii dengelemek için bazı devletler biraz daha düşük yapılmış olabilir, bilmiyorum, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisinin 0.35 olması hakaret olmuş biraz ya. Yani oğlum bu ne, bayağı düşük lan. Bari 0.45'te falan bıraksaydın be Eren. Bayağı bir düşük olmuş bu çünkü. Hani gerçekçilik açısından bakarsanız eğer bayağı saçma görünüyor, ama hani dengeleme amaçlı yapılmış bir teknoloji seviyesi ayarlaması. Ama yani atıyorum Amerika'nın biraz daha yüksek olması, 0.35 çok az. Bayağı az 0.35. Biraz daha fazla yapılabilirdi. Tamam, hani OP de yapsın demiyorum, dengeleme amaçlı biraz daha normaline göre düşük yapılabilir. Ama 0.35 biraz fazla az olmuş gibime geldi. Onun haricinde Almanya'nın teknolojisi yüksek, gayet iyi. Sıramaya bakıldığında İsrail bayağı OP yapılmış. Neden? Çünkü İsrail bölgenin güçlü devletlerinden biri abi. Yani İsrail'in teknolojisini yüksek yapmazsanız bu İsrail burada hiçbir şey yapamaz. Hani bir Ürdün kadar gücü var abi İsrail'in. Ama İsrail'in teknolojisini yükselterek İsrail'i biraz daha güçlü hale getirebilirsiniz bu bölgede. Mantıklı olmuş. Şurada mesela iç savaş çıkan ülkelerde iç savaşı çıkaran taraflar biraz güçsüz. Mesela YPG kesinlikle teknolojik olarak güçsüz yapılabilirdi. Bu kimdi? Ha, diğer Suriye muhalifleri güçsüz yapılabilirdi. Özgür Suriye Ordusu güçsüz yapılabilirdi. İşte şuradaki özerk devletler güçsüz yapılabilirdi. Taliban hükümeti henüz yeni kuruldu, güçsüz yapılabilirdi. Ama görüyorum bunların hepsi 0.45 yapılmış. Bunlar da yine ayarlanabilir bir dahaki sürümlerde. Onun haricinde teknoloji haritasında da çok bir sıkıntı görmedim. Güzel görünüyor. Yani genel olarak baktığımızda fena bir mod değil. Oynanır mı? Oynanır. Hani bir 2022 bir modern dünya senaryosu arıyorsanız oynayabileceğiniz tarzdan bir senaryo. Çünkü modern dünya senaryoları da pek yok yani. Tamamen modern dünyaya odaklanmış eventle detaylı senaryolar pek yok. O sebeple seçeneğiniz de fazla yok. Bu senaryoda modern dünya için bence gayet oynanılabilir. Güzel. Sadece ufak eklemelerle daha da iyi hale getirebilecek bir senaryo. Ben beğendim. Yani belki bir seri bile çekebiliriz. Bilmiyorum abi, emin değilim. İzleyen size çok teşekkürler dostlar. Eren'in videolarından kurulum vesaire öğrenebilirsiniz. Hemen açıklamadaki linkten de Eren'in videosuna ulaşıp modu indirebilirsiniz abi. Şimdilik benden bu kadar. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir ve Age of Story Türkiye forumunu ziyaret edebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.